Arkadaşlar merhaba, 6 Ağustos Salı akşam yine Amerika'dayız. Indianapolis'ta 9 koşu koşulacak olsa da TCK 7'sini aldı. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepimize. Hava durumuna da baktığımızda hava açık gözüküyor. Umarım çim pist koşuları çimde koşulur. Birinci koşu ile Edili Plase ve birinci üçlü Ganyan başlamış olacak. 1670 metre kum pistte şartlı koşuda. 8 atı izleyeceğiz. 4 ve 8 numaralı ekürüler, Haran ekürüsünün atları. Oldukça da formdalar. Koştuğu koşular baktığımızda rakiplerinden daha iyi ama sıkıntı hep kısa mesafelerde koştular. 1100-1200. Bu mesafede acaba aynı şekilde performans sergileyebilecekler mi? Biraz şüpheli olsa da benim yine önceliğim oldu. Fernando de la Cruz idaresindeki 8 numaralı CGS Storm önceliğim oldu. Sonra istikrarsız Safkan 6 numaralı Prensim son yarışını tekrarlarsa yine kazanabilir. Son olarak da 1 numaralı Follow the Money diyeceğim. Birinci koşudaki sıralamam 8-6-1. İkinci koşu ile altılı Ganyan başlıyor Indianapolis'ta saat 22.12'de. 1700 metre çim pistteki şartlı koşuda 10 atı izleyeceğiz. Sıra numarasına göre 2 numaralı Jailhouse Justic son iki yarışı özellikle çok iyi. 1600'de 1.35.94 yaparak kazandıktan sonra son yarışını Stakes koştu. 1.38'lerde bitti ikinci olduğu yarışta. Ama üstündeki binici hani çok kazanma oranı yüksek jokeylerden değil. Binici belki de apranti emin değilim. Onun için çok da güven vermedi bana. 2 numaralı Knights Move Dashev Parker'la 230 gün arası olsa da ikinin ilk rakibi 3. Sonra 6 numaralı GS Nighting Boy yine şans verdiğim bir safkan. Son olarak da Alberto Burgos idaresindeki 10 numaralı Gold Digger Devil diyeceğim bir idare Devil temsilcisi. İkinci koşudaki şans verdiğim atlar 2, 3, 6 ve 10. Üçüncü koşu maiden koşu diyor. Yanlış tabi maiden değil. 1670 metre mesafeli koşu. 8 atı izleyeceğiz. Burada 5 at değerlendirmemi aldım. Sürprize açık bir yarış bana göre. Benim de önceliğim AGF tablosunun favorisi. 7 numaralı Kinais temsilcisi King Ice. Özellikle geçen yıl Stakes koşular koştu ve 2 birincilik çıkardı buradan. Kumda daha iyi koşuyor Kinais'in temsilcileri. Benim de favorim oldu. Sonra 6 numaralı Beyond Best ikinci tercihimde öneriyorum. Curling temsilcisi. 1 numaralı Lunatap ilk yarışında kazandı bu pistte. Sonra grup yarış çok daha zorlu grupta koştu. Churchill'in dağında grup 3 koşuydu. İlk yarışı da bu pist ve mesafede 1.42-43'te kazanmıştı 1 numara. Sonra 8 numaralı Good Magic'in yüksek bedelli yavrularından biri Magic Grant sürprize öneriyorum. Son olarak da 3 numaralı Lightning the Way Gavin Ashton'a yine sürpriz yapabileceğini düşündüğüm atlardan bir diğeri. Üçüncü koştaki sıralamam 7, 6, 1, 8 ve 3 oldu. Dördüncü koşu altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı. Dişilerin koşacağı şartlı koşu 1200 metre kum pistte. Burada da iki at değerlendirmemi aldım. İlk olarak Rodney Proscott idaresindeki 6 numaralı Work It Wendy benim de favorim. %27 AGF'si var. 4 kez koştu. 2 birincilik, 2 de plase yaptı. Rakiplerine göre performansına baktığımızda daha iyi bir performans sergiledi. Son yarışı bu pist ve mesafede 1.10.71 yaparak 9 boy farkta kazandı. İyi bir derece. Bir önceki yarışında da Stakes koşuda üçüncülükte kaldı. Ama yanlış hatırlamıyorsam protestodan dördüncülüğe de alınmış olabilir. Çok da önemli değil. Zorlu rakiplerle koşmuştu yine iyi koşmuştu. Bugün için de bu rakiplerin yanında favorim oldu 6 numara. Yanına bir rakip yazdım. O da 7 numaralı First Ecton Jesua Morales'le. Burada altının rakibi olacağını düşünüyorum. Keza 5 numara da son yarışı çok iyi.
Hani tekrarlarsa yine şanslı olabilir en azından bahis için. Gerçi baktığımda ikinci at zaten. Altılı şablonumda dördüncü koşuda 6 ve 7 diyorum. Beşinci koşu maiden satış koşusu 1000 metre çim pistte 10 atı izleyeceğiz. Burada şablonumda tek bıraktığım bir safkan var. Biraz sürpriz bir safkan. Bugün için iyi koşacağını düşünüyorum. Marcelino Pedroza idaresindeki 4 numaralı Hero Worship'ten bahsediyorum. Son yarışında 6 attı, 6. oldu ama ölçü almıyorum. Yeni sahiplerinde bir koşu gösterildi. Uncle Moon'un kır temsilcisi hani kuma alınırsa daha da şansı artar. 5. koşuda 4 numara için tek diyorum. Eğer çıkacak olursa ya da yanına at yazmak isteyenlere 7 numaralı Stilling, 10 numaralı Exotive Power ve 8 numaralı Kolator sizlere önereceğim atlar olur. Eğer 4 koşmazsa 7-18. 6. koşu 3 yaşlı İngiliz tayların maiden koşusu 1200 metre kum pistte 11 tayı yarışa kayıtlı. Burada da 2 tayı yazdım değerlendirmeme. İlki Intomissive temsilcisi 8 numaralı Bow Street. 1 milyon 600 bin dolarlık bir tay ama 4 yarışta da henüz maiden'dan çıkamadı. Beklentilerin çok altında kaldı. 172 günde geri alınıp tekrar hazırlandı. Bugün için usta jokey ile kazanacağını düşünüyorum. 8. Yanına yazdığım rakip de 1 numaralı Air It Out olacak. O da iyi performans sergiledi rakiplerine göre. 8-1 şablonuma yazdığım atlar 11 ve 9'da bahislerinize yazmanızı öneririm. 9 numaranın hazırlıkları çok iyi. Keza 11 numara da öyle. Altılı şablonumda 8 ve 1 oldu. 7. ve son koşu 1000 metre çim pistte şartlı koşu. İkinci birincilikleri için mücadele edecek toplam 11 at yarışa kayıtlı. Yine sürprize açık bir yarış. 2 at biraz ön planda bana göre. Ama 2, 4, 6 at değerlendirmeme aldım. Favorim 9 numaralı Dazzler oldu. Chris Landers'la favorim 9. Sonra 3 numaralı şampiyon Erik Asmussen'le ailenin atı zorlu rakiplerle koştu ama hani jokeyinden dolayı ben ikinci sırada öneriyorum. 7 numaralı Don't Stop Samuel Bermudez'le yine şans verdiğim bir at. 10 numaralı Deep Strike. 4 numaralı Fair and Lighting ve son olarak 2 numaralı Otis on the Cape. Şablonuma yazdığım atlar 7. koşudaki sıralamam 9, 3, 7, 10, 4 ve 2. Dediğim gibi 9 ve 3'ü biraz ön planda tutuyorum. Küçük kuponlar için yeterli de olabilir ikisi. Değerlendirmelerim de böyleydi arkadaşlar. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.